Merhaba sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler, sizin için önemli bir hafta. Hemen haftanın başında burcunuzda bir yeni ay doğacak. 20 Temmuz akşamı 20.32'de. 28 derece Yengeç burcunda yeni ayımız doğuyor. Özellikle doğum günü 17-24 Temmuz arası olan yengeçlerimiz ve tabii ki aslanların da ilk gününde olanları etkileyebilir. Bu yeni ay 17 ile 22 Temmuz arası doğan yengeçlerimiz için çok güçlü bir yeni ay döngüsü. Yıl, yıl geneline yayılan hayatınızda bazı yeni kararlar, yeni teşebbüsler, değişimler, başlangıçlar olabilir. Bu yeni ay sırasında Oğlak burcundaki Satürn'ün tam bir karşıt açısı var. Evet tabii bu önemli bir dönem. Satürn etkisi, Satürn enerjisi de demek ki yıl boyunca sizinle birlikte olacak. Her şeyden önce doğum gününüzü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Yeni aylı bir yıla giriş yapıyoruz. Bu yeni ayda özellikle ilişkilerimiz, ilişki dinamiklerimiz biraz daha sorgulanabilir. Sorumluluklar, mesuliyetler olabilir. Evlilik de bir sorumluluk. Belki evleneceksiniz, işbirliği yapacaksınız. Süre gelen ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Belki bazı şeyleri hayatınızdan çıkaracaksınız. Satürn demek kadersel ama son derece güçlü olan bir enerji ve karmik etkiler de gündeminizde. Yani son iki yıldır, üç yıldır hayatınızda uğraştığınız konularla ilgili belki artık sonuç alacaksınız. Bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Bazı yol ayrımlarına da gidebilirsiniz. Eğer ihmal ettiğiniz konular varsa yanlışların hatalarınız varsa bunlarla da yüzleşmeniz mümkün görünüyor Özellikle her türlü ciddi ilişkiye dikkat etmek gerekecek bu yeni ay döngüsüyle beraber sevgili yengeçler 22 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan burcuna geçiyor artık artık aslanların zamanı başlayacak ve Güneş sizin ikinci evinizi aydınlatmaya başlayacak Güneş bir ay boyunca Aslan burcunda ikinci evinizde. E, hareket edecek bu süreç parasal kazançlarınızı destekleyebilir veya parasal konularla ilgili önemli durumlar gündeminizde olabilir gelirler giderler harcamalar belki işle ilgili girişimler Önümüzdeki ayın e, konuları olabilir ay geçişlerine baktığımızda bu hafta salı ve Çarşamba ay aslan burcunda olacak Salı ve Çarşamba Aslında yine maddi bakımdan önemli enerjiler var parasal konularda önemli enerjiler var. E, harcamalar olabilir. Tabii ki para giriş çıkışları olabileceği gibi, kazançları olabileceği gibi çıkışlar da olabilir. E, bu arada kendinizi biraz daha güvende ve değerli hissetmek isteyeceksiniz. Bu da tabii ki sizi daha çok yakın ilişkilerinize sevdiğiniz kişilere Yönlendirebilir. Perşembe ve Cuma Ay Başak burcunda oldukça hareketli enerjiler var gökyüzünde. E, iş için olabilir, entelektüel konular olabilir, sırf merak için de olabilir. E, konuşma ihtiyacınız artıyor ve yakınlarınızdaki kişilerle daha fazla görüşmeniz, bilgi paylaşmanız mümkün. Kısa, uzun bazı böyle şehir içinde olsa gezilerin, seyahatlerin, ziyaretlerin artabileceği günler. Hafta ise Ay Terazi burcunda biraz sakinleşiyoruz. Biraz özel alanımıza çekiliyoruz, çekiliyoruz. Evde zaman geçirmek bizim için önemli olabilir. Ve tabii ki ailemize daha fazla zaman ayırabilir. Birlikte olabilir ya da aileyle ilgili bir konuya odaklanabiliriz sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.